Efendim hoş geldiniz. Maşallah bu havada herkes gene burada çok şükür. Allah razı olsun. İnşallah bugün şu hikayeye devam edeceğiz. Hazreti Ayşe ile ilgili hikayeye. Ve geçen hafta hatırlarsanız Allah-u Azimüşşan'ın vücudumuz içerisinde yaptığı değişiklikleri tabiattaki değişmelerle anlattı Hazreti Mevlana. Şimdi Eren kızımız devam edecek inşallah. Beş dakikada sormak istediğiniz herhangi bir şey var mı acaba? Peki, devam edelim Eren'cimiz. Derler ki mecaz alemi dinlediğim sahnedir. Siz neler söylüyorsunuz? Bunlar düpedüz tabiat hadiseleridir. Ayın, güneşin, dünyanın dönmesinden meydana gelen mevsimlerin eseridir. Bütün bu olanları neden Allah yapıyor sanmalı? Bu alem ezelden ebede kadar kendi hayatını yaşayacak, yaptıklarını kendi tabiata icabı yapacaktır. Böyle diyenler, tabiatı ibret gözüyle göremeyen, yaratılmışların yükselen sesini gönül kulağıyla duyamayan, onların hal dilini anlamayan ve yine onlardan yükselen ilahi rahiyadan koku alamayan talihsizlerdir. Şükürler olsun ki bütün körlükleri, sağırlıkları, bu dil bilmez ve koku almazlığı gönüldeki ilahi nurla mağlup eden veliler bize Allah'ın hakikatinden ve onun irfan bahçelerinden ilahiler, ışıklar, sesler ve rahiyalar getirmişlerdir. Mevlana'ya bir gün sorarlar neden sema ediyorsun diye. O da der ki bu alemde sema etmeyen hiçbir şey yok ki der. Bu pasaj bana bakmakla görmek arasındaki farkı hatırlattı. Hepimiz bakıyoruz ama çok azımız görebiliyoruz. Yani idrak edebiliyoruz. Asıl görüş maneviyat yağmurlarını görebilmek. Biz eğer kalbimizi ne kadar saf hale getirebiliyorsak o kadar peygamberimizin suf ırkasını sırtımıza giyebiliyoruz. Bir gün Platon'a sorarlar Eflatun'a, körlük, cehalet neden kötüdür? Platon da der ki, kör insan, cahil insan, bilgisizdir. Ama bunu kendisi bilemez. Bilgisiz olduğunu, cahil olduğunu, kör olduğunu anlamaz. Ve aksine bütün bunların kendinde toplandığını düşünür. Ve kendinde bütün bunların olmadığını bilmeyen bir insan da bu yoksunluğu arayış içine girmez. İdrakin tabii çeşitli boyutları var. Zen felsefesinde hatırladığım, tıpkı tasavvufta Mesnevi'de anlatıldığı gibi, ne gibi içini kötülüklerden boşaltırsam, bir başka varlığın nesnesi durumuna girebilirsin. Mesela bu bardağı siz oradan görüyorsunuz, ben buradan görüyorum. Fakat o bardağın içinden bakmak tamamen o bardağın bakışı haline gelir. Tabii en büyük mucize, en büyük idrak da peygamberin idraki. Çünkü cahiliye devrini düşündüğümüzde aynen yakın seviyesinde bir idrak. Size kendi idrakinizin acizini hatırlatıyor. Ne güzel söyledin. En güzel idrak peygamberi idrak etmek. En zoru o. İşte aslında en kolayı da o. Zaten zor ve kolay birden çok birleşiyor. Dediği gibi Eren'in talep etmek. Yani biz eskiden öğrenciye talebe derdik. Şimdi öğrenci diyoruz. Öğrenci olunca öğrenmiyorlar. Ama talep etmek lazım. Yani istemek. Arzu etmek. İstemek için de kendi acizini ve eksikliğini bilmek lazım. Kendini her şeyin en kudretlisi ve kuvvetlisi sanan insan neyi isteyecek? Biz kimya öğretmenliği yaparken mesela bir eve kimya dersi vermeye gittiğimde çocuğa bir problem gösterirken eğer çocuk hocam geçin bu çok basit ben bunu biliyorum derse anlarsınız ki ona hiçbir şey öğretemeyeceksiniz. Çünkü önce öğretmeni de çocuğun tanıması lazım. Yani biz ne kadar çocuğu biliyorsak onun da beni bilmesi lazım. Onun için de her şeyi yeniden öğrenmesi lazım. Annem anlatır, Sami anne Kenan Rıfai Hazretleri'nin huzurunda sayfalar bitermiş, avuçların içine yazarmış.
Halbuki birçok hikaye her zaman dinlediği ve bildiği hikaye. Ama Kenan Rıfai Hazretleri hepsine yeni bir yorum getirdiği için Sami Anne hepsini yazarmış. İşte o tam bir talebe. Talep ettiğin zaman talep eden mutlaka öğrenir. Talep etmeyen öğrenemez. Öyleyse o bugünkü peygamberi okuyordum. Marifetullah'ı anlatıyor. Peygamber deyince zaten Marifetullah anlatılıyor. Marifetullah'ın en güzel delili onun kendi kulluğunu idrak etmesidir. Onun için peygambere ne sorsalar hiçbir şey bilmiyorum derdi. Ne sorsalar. Demek ki en üst seviyede bilmiyorum var. Biliyorum değil. Bilmiyorum. Zaten Hazreti Ali de diyor ki ilmin en üst noktası cehalettir. Çünkü ne bilebiliriz ki? Ne kadar bilsek sonsuz deryanın içinde bir noktaya ulaşırız. Ama bilmek aramakla olur. Yani öğrenmek ihtiyacıyla olur. Çünkü Allah her yerde. Sadece bir yerde değil. Geçen gün neydi o cırcır böceklerinin sesini almışlar. Frekans değiştirmişler. İnanamazsınız. Cırcır böceklerinin frekansı değişince ilahi korosu olmuş. Hakikaten dinletmek isterim size. Bir kilise korosu olmuş cırcır böceklerinin frekansı değişince. O zaman insan görüyor ki her mahluk Allah diyor. Hatta size tokat atmak üzere yanınıza yanaşan Allah diye geliyor. Her ibadetin içinde Allah var. Ateistin Allah yok deyişinde bile Allah var. Allah diyor sonra yok diyor. Allahsız yok olmaz. Önce Allah diyor. Sonra yok diyor. O halde Allah'ın olmadığı, Allah'ın idrak edilmediği hiçbir yer yok. Dün anlatmaya çalıştım. Bizim vücudumuz atomlardan oluşuyor. Her atomda bir merkez vardır. Merkez pozitif enerji taşır. Atomun merkezi. Etrafında da negatif enerjiler döner. Düşünün bir toplu iğnenin başında milyar kere milyar atom var. Yani artık ne kadar küçük olduğunu düşün. O negatif enerjiler o merkezdeki pozitif enerjinin etrafında dönerken öyle bir yörünge üzerinde dönerler ki iki kere huu diye eğilirler pozitif enerji. Yani vücudumuzun içindeki her negatif enerji pozitife doğru zaten saniyede milyar kere eğiliyor. Allah şükür diyor. Ve bizim ağzımızla yok dememiz kadar komik bir şey olabilir. Böyle baktığınızda her yerde, yani atomdayız, her şey atomlardan yapıldığına göre her şey Allah diyor. Her şey. Hep anlatırım. Çok sevdiğim bir neyzen dostumun annesi bir yere seyahate gitmiş, kalp krizi geçirmiş, geri dönmüş. Demişler ki niye bu kadar hastalandın? Yanımda demiş bir fabrika vardı. Bütün gün fabrikanın aletleri Allah diye bağırıyordu. Ben daha hala onlar gibi Allah diyemiyorum diye o kadar üzüldüm ki kalp krizi geçirdim demiş. İşte demek ki her şeyde o tecelli var. Ama bunu görebilmek için ne güzel söyledi. Biz Nurullah Ataç yazmıştı. Biz de lisedeyken okumuştuk. Ben çok etkilenmiştim. Bakmakla görmek arasında çok büyük fark vardır. O halde biz bakıyoruz, görmüyoruz. Bakıyoruz sadece. Her şeyin iç yüzünü görebilsek o zaman hiçbir hadiseye üzülmeyiz. Çünkü her hadise Allah'la alakalı ve bize kendini öğretmek için bir fırsat. Onu söylüyor. Ama biraz sonra göreceğiz ki bir şekilde görebiliriz. Bakmak görmeye geçer. Bir insan-ı kamilin o gözleri açışıyla inşallah o açarsa o zaman görebiliriz. Var mı sormak istediğiniz herhangi bir şey? Buyurun diyor. Bazı insanların idrak etmemesinden kaynaklanan davranışlarından beyz alması gerekiyor. Çok haklısın oğlum. Zamanı vardır yahut ezeli nasipsizdir. Yani maalesef her şey nur-u ilahiyle alakalı. Her şey. Bir kuyunun içine çok iyi gören bir adamı atın, kuyu karanlık olduğu için hiçbir yeri görmez. Dünya kuyusunda da çok iyi gördüğünü iddia eden bir adamı atın, etraf karanlık olduğu için hiçbir şeyin hakikatinin farkına varmaz. Neden? Nur-u ilahi yoktur gönlünde. Demek ki peygamberden gelen ışığın
bizde tecelli etmesi lazım ki etrafı görmeye başlayalım. Aksi takdirde hiç göremiyoruz. İşin acısı bazen görüyoruz da bazen hiç göremiyoruz. İşte acı olan nokta o. Hani görebilme kabiliyetine ermiş kişinin de devre devre gele kör olması, nefsinin örtüsünü önüne çekmesi, o zaman da işte iyice suçlu oluyoruz. Çünkü diyor ki sana nur-u ilahi yolladım da bir de mürşit yolladım. Gene görmüyorsun, gene görmüyorsun. İşin felaketi burada. Bizim sorumluluğumuzun ne kadar yüksek olduğunu bir düşün. Ve ben yapmayın dediğim zaman, yahut hocam yapmayın dediği zaman diyelim ben kim oluyorum. Yapıyoruz arkadaşlar. Yapıyoruz. Yani o zaman da onun sorumluluğunu alalım. Yapıyoruz. Maalesef. Ve tek bir şey istiyor bizden. Peygamber'e benzemeye çalışın. Kendinizde bir kuvveti kudret görmeyin. Gördüklerinizi de unutun. Bakın adamın biri Abdülkadir Geylani Hazretlerine getirmişler. Demişler ki bu adamı buraya niye getirdiniz? Bu adam çiçeklere, böceklere bakar, Allah sesi duyar. Her yaratılmışa bakar, Allah, Allah, Allah dediğini duyar. Gene de Abdülkadir Geylani'ye niye getirdiniz bu adamı deyince Abdülkadir Geylani Hazretleri demiş ki ben onu Allah diyeni görmekten uzaklaştırdım. Çünkü ben yapıyorum diyordu. Yani görüyormuş, ben yapıyorum diyormuş. Hazret ondan uzaklaştırmış onu. Düşün. Yani eğer ben dedirtecekse görmeyelim daha iyi olur. En büyük felaket kendi nefsini Allah'la arada görmektir. En büyük felaket. En güzel şey her yerde tecelli edenin yalnız Allah olduğunu ve bizde hiçbir kuvveti kudret olmadığını idrak et. Bugün çocuklar sabah kahvaltıda bana dediler ki, biz çok geniş bir aileyiz ya, beraber kahvaltı ediyoruz. Dediler ki hocam siz çok yavaş gidiyorsunuz. Yani bir şeye karar veriyorsunuz fakat hızlı gitmiyorsunuz. Yavaş yavaş gidiyorsunuz. Dedim ki çünkü yapanın ben olmadığını biliyorum. O kararı verdirten o hali uygulatacaksa vakti gelince uygulatacaktır. Benim aceleme bir lüzum yok. Demek ki bu alemde hiçbir kudret ve kuvvetimiz yok. Görebilmemiz bile onun nuru ilahisiyle. Aksi takdirde körden daha beteriz. Onun için ben dediğimiz an en gören gözü köredir. Allah korusun. Onun için demeyin diye yalvarıyoruz yani. Var mı başkası? Buyurun canım. Nuru ilahi dediniz. Yani bunu biraz daha açıklayabilir miyim? Ne dedim canım? Nuru ilahi. Nuru ilahi. Yani şimdi mesela düşünüyorum. Hayvani nefs var, bir akıl var, akıl dediğimiz, bilinç dediğimiz, o, bu hayvani nefste, diğeri de beyinde, kortekste mesela bilinç dediğimiz, bir de kalp dediğimiz bir şey var. Bu kalp dediğimiz asıl her şeyi bilen, asıl irade eden, asıl hakla irtibatımızı sağlayan kalp. Evet. Fakat ben hep yani onun da beyninde diye düşünüyordum. Fakat geçenlerde İbn Arabi okurken dedi ki bazıları dimağda olduğunu düşünür ama bizce öyle değil. Değil, evet. Yani bu kan pompalayan kalple ilintiliyor bedenle alakası. Evet. Ama ben hani aklımı güzel bulamadım düşündüm. Yani nasıl ilişkilendiriyor? Hemen söyleyeyim sana. İbn Arabi bunu çok güzel anlatmış. Demiş ki akıl ne üzerine çalışır? Beş duyu üzerine. Değil mi? Akla gelen bütün bilgiler beş duyudan gelir. Gördüğümüz şeyden, hissettiğimiz şeyden bilgi gelir. Beş duyuda doğruyu bilmez. Çünkü göz belli metreden öteyi göremez. Belli metreden yakını göremez. Kulak belli frekansın dışında sesi işitmez. His belli sıcaklık aralığını ancak hissedebilir. Akla gelen bütün bilgiler bir kere baştan yanlıştır. Üstüne bir de hafızamızın, ailemizin verdiği yanlış yanlış kalıpları sokuyoruz. Bu bir akıl zavallı diyor ki ben bilgileri nasıl değerlendireyim? Nasıl değerlendireyim de doğru bir netice çıkarayım? O zaman diyor ki akıl, ne olur bir doğru değerlendirme yapacak ve doğru bilgiyi idrak edecek vücut içinde bir organ var mı diyor akıl. O zaman gönle başvuruyor. Gönle başvurduğunda gönül direkt Allah'ın nuruyla aydınlandığı için gönül baktığı yerde gördüğü şu gözle görülmeyen ama hakikat gözüyle idrak edilen şey oluyor.
O zaman diyor ki ben bu yorumu da yapmayayım, yorumu da ona bırakayım. Şimdi burada akıl ne işe yarıyor? Benim bu senin burada bahsettiğin cüz'i akıl, külli akıl değil. Yani idrak denen Allah'ın aklı tecellisine zaten hakikati Muhammedi diyoruz. O akıl başka bir akıl. Onun zuhuruna, yayılışına nur-u ilahi diyoruz. O hakikat-i ilahinin ortaya çıkışına ve zuhuruna nur-u ilahi diyoruz. Anlatabiliyor muyum? İşte o idrak bizim gönlümüze vurdu mu, vücut idrak kesiliyor. Yani o güne kadar anladığını zannettiği her şeyi hakikatini anlıyor. Bakın bir örnek vereyim size. Bir şey daha sorabilir miyim? Tabii. Nur-u ilahi vurunca görebiliyoruz dedim. Yani nur-u ilahi hepimize geliyor da sanki biz mi alamıyoruz acaba? Ya da vurmuyor mu ki? Vuruyor da biz. Doğru. Nur-u ilahi hepimize doğru geliyor ama bir iki şekilde engelleniyor. Bir, ezeli kabiliyetimiz. Ne kadarsa o kadar idrak ediyoruz. İkincisi, nefsimiz vücutta hakimse nurla aramıza giriyor. Vücutta nefsaniyet hakimse, benlik hakimse, her şey aşikar gözükürken ben biliyorum dediğiniz anda bütün idrak duruyor. O zaman ama görüyorum diye tutturuyoruz. Ama biliyorum diye tutuyoruz. Bilmiyoruz arkadaş. Bilmiyoruz. Çünkü biz hiçbir şeyi bilemeyiz. Yani bütün öğrenmemiz gereken bu. O bizi nuru vurduğu sürece aydınlanırız. Anlatabiliyor muyum? Ve o nur bizde öyle bir idrak haline gelmeli ki bütün kalıplarımızı yok etmeli. Kalıplar yok olmazsa cehennemdeyiz demektir. Yani kalıplardan kastım ne? Ben kandil gecelerinde eskiden çocukken kandil nasıl kutlanır derdim. Başımı örttüm. Radyonun yanına, o zaman televizyon yok tabii, biz milattan önce yaşadığımız için. Radyonun karşısına geçip Mevlüt dinlerdim. Eğer dinlemezsem Allah beni kabul etmeyecek kandil gecesi gibi bir düşüncem vardı. Kur'an-ı Kerim hocam dedi ki, ay böyle Mevlüt mü okunur? Yani dedi, güzel kandil gecesinde dedi, ne idrakler açılacakken. Sonra Libya'ya gittim. Libya'da hiç kimse, tabii Mevlüt'ü bilmiyorlar onlar. Mevlüt muazzam bir şey ama idrak edeni. Baktım, harikulade manevi filmler oynuyor. Ne eğlenceler yapılıyor. Kandil geceleri, bütün herkes sokakta, eğlenme halinde. O zaman dedim ki yani biz niye kandilleri böyle kutlamıyoruz? Niye çocuklarımıza bir Noel eğlencesi haline getirmiyoruz? Niye Hristiyanlık Noel diye bir şey yapmış da bizim çocuklarımız bile eve ağaç dikmeye kalkıyorlar da biz niye kandilleri eğlenceler, hediyeler, zevk içinde kutlamıyoruz? Hadi ben de kandil kalıbı yıkıldı. Anlatabildim mi? Sonra yine başka türlü şeyler vardı. Mesela iyilik edeyim, ne olursa olsun iyilik edeyim. Annem dedi ki, kızım sen iyilik ediyorsun ama kendini görüyorsun. Yapma iyilik dedi. Daha beter ettin ortalığı dedi. O zaman iyilik etmenin anlayışı da değişti. Yani nefsini görmeden hizmet etmenin iyilik olduğunu öğrendim. Şimdi bütün bunlara baktığımızda demek ki kalıplarımızın içinden çıkıp da hakikatine ermedikçe yine idrak lazım. Yaptığımız manevi işlerin de çok faydası yok. Ne diyor Allah? Horoz gibi namaz kılıyorsun, ne faydası var? Ha kılmayalım mı? Mutlaka kılalım. Horoz kılalım. Ama işte yavaş yavaş idrakine ererek ibadet edelim. Sonra ben namaz kılıyorum diye hava atmayalım. Namaz kılmak zaten vazifemiz. Nikahsız yaşıyor muyuz? Hayır. Herkes evleniyor. Herkes beni kabul etsin diye. Evleniyor, nikah akdi yapıyor. Namaz nikah akdidir Allah. Dolayısıyla o benim vazifem. Ne diyor Allah? Bundan dolayı seni ben değerlendirmem. O zaten adam olman için tek fırsat. Beni görmen için tek fırsat. Ama sana çeşitli hadiselerle imtihan ederim. Ona o davranışın, ona tahammülün ölçüsünde sana değer veririm. Demek ki bunları ve haliyle yeri yerinde idrak etmeye başlıyorsun kalıplar yıkıldığı zaman. Anlatabiliyor muyum? Allah kavramını da öyle. Ne Hazreti Musa'da da bu kalıp olmuş. İşte hadiste hatırlayın. Peygamberin anlattığı hadiste. Adamın biri Hazreti Musa'ya gelmiş demiş ki Allah'ı evime davet etmek istiyorum. Bitini ayıklamak istiyorum. İşte yemek vermek istiyorum. Allah'ımı yıkamak istiyorum. Hazreti Musa son derece kızmış. Onun da kalıbı var tabii.
kızmış, demiş ki Allah'a böyle muamele edilir mi? Allah insan mı ki, kul mu ki? Bağırmış, çağırmış. Ve o zaman Allah'tan nida gelmiş. Sen benim kulumu niye azarlıyorsun? Ben kulumun düşündüğü gibiyim. Bırak nasıl düşünürse düşünsün. Yani ben çocuklar mesela, geçen gün bir çocuk bana diyor ki, benim Allah gördüm diyor. Nasıl gördün? Böyle kocaman kırmızı yüzü vardı, gözleri vardı. Ay ne iyi etmişsin, bravo dedim. Düşünmüş. Allah'a düşünmüş. Sakın kınamayalım, kısıtlamayalım. Bırakın düşünsün. Sonunda doğruyu bulacaktır yani mutlaka. Onun için kalıpları kırmak lazım diye düşünüyorum. Başka soru? Peki. Bu yüzdendir ki insan, gönlüne güzel koku veren her gül, bize her şeyden önce büyük külden sırlar veriyor ve Hazreti Yunus'un salınır Tuğba dalları, Kur'an okur hem dilleri, cennet bağının gülleri, kokar Allah deyü deyü söyleyişindeki gibi bahar güllerinin rayasında Allah'ı koklayabilmenin saadetini tattırıyor. Bizim Yunus'a göre yine bu alimdeki her şey Allah'ı zikrediyor. Gülün görüntüsünü bir kenara koyduğumuzda geriye kokusu yani özü kalıyor. Peygamber Efendimiz'in de özü güzel ahlak. Mutasavvıflardan biri demiş ki, Hakk'a giden yol senden sanadır. Siz kalbinize ne kadar yaklaşırsanız o günlük hayatın vesveselerinden, kuruntularından uzaklaşıyorsunuz. Mürşit sizi aslında, sizde olanı size hatırlatıyor, sizi kalbinize yaklaştırıyor ve gönül haline getiriyor. Ve siz artık affetmeyi, eleştirmemeyi, kendinize dönüp bakmayı ve çok çalışmayı ilke ediniyorsunuz. İslamiyet, tasavvuf aslında sınıfları sevmiyor. Hiçbir sığlığı barındırmıyor. Mürşit sizi yontuyor, yontuyor ki aşka düşesiniz, daha da derinleşesiniz diye. Ve bunu yaparken de sadece dokunuyor size. Doğru. Ne güzel söyledin. Hakikaten o her yerde tecelli eden Allah olduğunu görmek için Hazreti Ali olmak lazım kızım. Biz beceremiyoruz. Hatırlarsanız kilise çanlarını duymuş. Görüyor musunuz Allah Allah diyor. Hissediyor musunuz demiş. Her yerde o tecelli. Peygamber olmak lazım. Ali gibi Rabbiyet tecellisine sahip olmak lazım. Ben göremiyorsam bir göreni bulacağım. Bana göster diyeceğim. Yani bana bir şekilde öğret, göster, hatırlat. Tam görmediğim zaman, tam tokadı birisinden yediğimde, o tokadı ona ait sandığım zaman göster diyeceğim. Hani çok anlatırım, çok anlatmışımdır ama. Anneciğim, benim babam çok dürüst, ahlaklı bir insandı fakat çok kıskançtı. Yani ciddi, o kadar hayatımda hiç o kadar kıskanç. Karısına karşı, bize karşı değil. Genç yeni evliler, annem de filolojide okuyor. Bir apartman adı söylemiş, babam da vay sen bunu nereden biliyorsun diye sabaha kadar bağırmış. Sabahleyin annemin gözleri böyle kan çanağı gibi ağlamış vaziyette gençler. Babam işe gittiğinde doktordu kendisi. Kendileri yani Kenan Fahri Hazretleri teşrif etmişler. Annem diyor ki hiç o kadar erken saatte hocam gelmezlerdi diyor. Gelmişler. Yani tabii ki çok haklı olduğundan emin olarak demiş ki yani şimdi yandı demiş hocam. Çünkü o da onun evladı. Ve her şeyi söyleyince nasıl olsa çok azarlayacak Kenan Fahri Hazretleri diye. Niye ağladı? Hocam, annem de anlatmış, böyle böyle deyince, ne var bunda demişler. Koca kıskanç olur, Allah kıskanç kocayı sever demiş. İkincisi demişler, sen Allah aşkından başka bir şey için gözyaşı dökersen, Allah seni huzurundan kovar demiş. Hale bakın, nefsin için dökülen gözyaşı Allah'ın huzurundan insanı uzaklaştırır demişler. Öyleyse bundan sonra sana yasaklıyorum, nefsin için hiç gözyaşı dökmeyeceksin demişler. Ve ben annemin hiçbir şekilde ağladığını görmedim. Ancak iki sevgili buluşursa biraz gözünden yaş gelir, o da şöyle şöyle bana yasak diye hemen yok eder. Yani şunu söylemeye çalışıyorum. Bizim görmediğimiz hakikatleri onlar bize gösteriyorlar. Çünkü karşılaştığımız muamelelerde hemen nefsimiz araya giriyor. Ama ben diyorsun. Ama ben haklıyım. He
her yerde ben haklıyım diyorsun. Ama karşındaki de Allah'ın sana bir şey öğretmek için kullandığı bir alet. Niye kızıyorsun? Onunla seni adam ediyor. Onunla senin nefsini yok ediyor. Onu ben diyecekken o nefsin üstüne vuruyor. Nefse vurana hürmet etsene. Nefsini yok edeni sevsene. İşte mesele burada arkadaşlar. O kadar basitin içindeki mesele. Şimdi bakın gene her zaman tekrarladığım bir şeyi tekrarlayayım. Adem aleyhisselam benim ben nefsime zulmettim diyor. Burası işte bütün mesele bu. Hazreti Adem Allah'ın istemediği bir şey yaptı. Allah'ın istemediği bir şeyi nefsi istiyordu. Nefsi için Allah'ın istemediği bir şeyi yaptı. O zaman da nefsini tekamülden alakoydu. Nefsin görevi tekamüldür. İsteklerini verirseniz tekamül etmez. Ancak isteklerinin verilmemesiyle tekamül eder. Öyleyse nefse zulmetmenin manası nefsin isteklerini vermemek. Hatta birisi nefsimize ağır gelen bir muamelede bulunursa ona şükretmek lazım. O zaman Mevlana diyor ki hiç dostuma dua etmedim bugüne kadar. Hep düşmanıma dua ettim diyor. Burası ne kadar mühim, ne kadar önemli. Demek ki her yerden gelen Allah'ın sesi. Size tokat atan da Allah'ın sesi. Öpen de seven de. Buyurun efendim. Dilara'cığım şuradalar. Teşekkür ediyorum. Çok evet. Sağ olun. Evet. Bilinçlendiriyorsunuz. Estağfurullah. Ben kendi bir deneyimimi paylaşmak istedim. Ben tabii ki ilk yıllarda çok hassastım. Karşılaştığım olaylar beni çok üzüyordu. Sizin dediğiniz gibi nefsime dokunuyordu belki. Ve çok üzülüyordum. Yıllar geçtikten sonra bununla tabii bir direnç kazanmaya başladım. Yani mikroplara karşı bir bağışıklık gibi olabilir mi bilmiyorum. Maneviyatınız artmıştı. Evet. Efendim? Maneviyatınız evet. Artmıştı. Ondan sonra bana yapılan hareketi eğer bana dokunmuyorsa karşı tarafın deneyimi olduğunu ne güzel. Hissettim. Ve onun için hani üzüldüm veya dedim ki sen de bu dersi kendi adına alacaksın. Evet. Ve ben bu şekilde olaylardan biraz daha selamete eriştim. Ne güzel. İşte mesele burada. Bir de bunu Allah aşkıyla yapılınca çok daha emin olarak yapıyorsunuz. Tabii. Yani o Allah aşkından tabii ki o yola girdim. Biraz daha yakın oldum. Bu şekilde bir hissedişe geldim. Tabii ki bazen hala daha... Tabii hepimiz öyleyiz bazen. Hissettiğim zaman... Bazen berbatız. Evet. Yani ama iyi ki bazen berbatız ki kulluğumuzu hissediyoruz. Yani aksi takdirde hemen insan... Aa biliyor musun ben oldum. Yani çok şükür işte bak böyle davrandım. Affedersiniz, Şeytanın Avukatı diye bir film vardı, çocuklarımıza lütfen seyrettirelim. Hatırlarsanız şeytanı yendi adam. Şeytanı yendi, en sonunda iki gazeteci dedi ki tebrik ederiz, siz şeytanı yendiniz. Evet dedi, şeytan burada belirdi. Sadece evet dedi adam, zevkle evet. Yani ben yendim dedi, şeytan burada belirdi. Yani o kadar basitin içindeki nefsin azması, o kadar basitin içindeki. O yüzden Allah bizi, her bizi methedeni kendimiz olarak görmekten uzak tutsun. Çok methediliyoruz çünkü. Methedilince bilin ki bizi etmiyorlar. Bir de şunu söylemek istiyorum, belki devam edeceksiniz ama bir insan sizi methediyorsa aslında kendini methediyordur, bizi değil. Çünkü o bir güzellik görüyorsa bende, bu güzellik ona aittir. Zemmediyorsa da gene kendini zemmediyordur. Gene bizi değil. Onun için hiç üzülecek bir şey yok ortada, onu söylemeye çalışıyorum. Evet. Benim tabii ki bazı yerlerde hala deneyimim devam etmekte. Eşimle, en yakınlarımla. Ama tam sıyrılmak mümkün olamıyor belki bir müddet veya hep böyle devam edecek. Tabii. Ama bunu en aza indirmeye gayret ettik. Güzel. Bu dersler inşallah hepimize bir sebep olur. Çünkü buyurduğunuz gibi bu dersi dinlerken önce ben adam olmaya çalışıyorum. Yani yok birbirimizden farkımız, onu demeye çalışıyorum. Evet. Peki. Çok sağ olun. Rica ederiz. Devam edelim. Bu güllerden ve bu türlü çiçeklerden yükselen kokular inanmayanların bütün maddeci hükümlerine rağmen onların elleriyle gerilen nice şüphe ve inanmazlık perdelerini yırtarak müminlerin ruhunu derin bir lezzet ve rahiya içinde bırakır. Bu,
Bir seba rüzgarı bu kokuları alır, her rengi, her şekli, her hareketi Allah'ı söyleyen yaratılmışları üzerine yayarak dünyanın etrafını dolaşır. Her vardığı yerde kokuları koku almaya elverişli olanlara ilahi alemden rahiyalar dağıtır. İnsanlar ne dinde, ne renkte, nerede olursa olsunlar bu rahiyayı duydukları an İslam imanının salikleri olurlar. Ne güzel. İslam dini evrensel bir din. İnsanlar o öz keşfettiklerinde İslam'ın salihlerinden oluyorlar. Wolfgang Goethe diyor ki İslamiyet teslimiyetse eğer hepimiz birer Müslümanız diyor. Çünkü insanlar yaratılışları üzerine doğuyorlar. Bazen bakıyorsunuz hiç ummadığınız insanlar mesela entelektüel camiada bu çok karşılaştığım bir şey. Birden İslamiyet'i keşfettikten sonra değişiyorlar ve hayranlıkları artıyor. Geçenlerde gazetede okudum. Bu felsefenin Che Guevara'sı işte Türkiye'ye geliyor. Bir röportaj veriyor. Ben de biraz ön yargılı baktım. Çünkü adam aykırı ateist olarak geçiyor. Diyor ki ben İslamiyet'e hayranım diyor. Onun özgürleştirici bir gücü var insanlar üzerinde diyor ve tarihten örnekler veriyor. 16. yüzyılda Haiti'de meydana gelen köle isyanını örnek veriyor. Orada isyanı başlatan kişinin adı Bookman'mış, kitap adammış. Adamı baktıkları incelemişler neden Bookman, neden kitap adam diyorlar diye. Kur'an'ı yanından ayırmadığını görmüşler. Bu da onun çok hoşuna gitmiş. Diğer entelektüel, mesela Tolstoy'da bunu görüyorsunuz. Pushkin'de görüyorsunuz, Goethe'de görüyorsunuz. Çok bir süre sonra o şey onları etkiliyor, derinleştikçe. Hatta bunu İslamiyet'in içinde doğup büyüyen bazen entelektüellerde bile göremediğiniz şeyi görebiliyorsunuz onlarda da. İşte demek ki o koku yayılınca insan bir anda teslim oluyor Allah'ına. Yani Allah'ın kokusu tecelli edince, burada kokudan kasıt manadır, hakikattir. Ama bazen koku olarak yayılır, bazen idrak, nur-u ilahi olarak yayılır. Nasıl yayılırsa yayılsın, siz o kokuyu duyunca hani birisi birine aşık olur da onun bir cümlesiyle teslim olur, bütün her şeyden vazgeçer ya. İşte o sevgiliden gelen kokuyu hissettiğiniz anda o zaman teslimiyet, birden teslimiyet geliyor insana. Göte'nin bir lafını ben de söyleyeyim burada. Senin yanında şey olmasın, hürmetsizlik olmasın ama bir felsefecinin yanında. Göte diyor ki ben Hazreti Muhammed'e olan imanımdan okumadığım halde Kur'an'ın doğru olduğuna yemin edebilirim ve kabul ediyorum diyor. Demek ki mesele Muhammed'i kokuyu duymuş. Kokuyu duyunca okumasa bile, bakın okumadığı halde ben Kur'an-ı Kerim'e iman ediyorum ve teslim oluyorum diyor. Ben bunu Almanya'da bütün kiliselerde anlatıyorum. Herkes şaşkınlık içinde. Çünkü maalesef Goethe Almanya'nın en yüksek sevilen, en ya kahramanı kabul edilen birisiyken kimse Goethe'nin Müslüman olduğunu bilmiyor. Ve Goethe'nin peygamberle ilgili yazdığı şiirleri hiç okumuyorlar. Halbuki divanında var ve belirtmiş Hazreti Muhammed'e yazdım bu şiirleri diye. Yani öyleyse ne duymak istiyorsa, ne görmek istiyorsa onu duyup onu görüyoruz. Orada bu idrake varmayan insanda da kavga var, mücadele var. Hep kavga var. Mesela geçen gün bir öğrencime sormuşlar, madem demiş çok biliyorsun demiş bir ateist adam beyefendi. Demiş la ilahe illallah manasını söyle bakalım ne demek demiş. Çocuk kızcağız da demiş ki la yok demek. Ne biliyorsun demiş. Yani demiş Arapçada yok olduğunu biliyorum demiş. Biliyor musun Arapça sen demiş. Hayır demiş. Öyleyse ne biliyorsun la'nın yok olduğunu demiş. Bilmiyorum o zaman demiş kız. Ne desin? Kavga mı etsin adam? Nasıl bilmiyorsun demiş bu yani şimdi bu idrak ve bu koku duyulmadığı zaman her şey kavgaya dönüyor. O zaman Mevlana'nın şu sözü beni çok etkiliyor. Ben derviş olunca önce münazaradan sonra münakaşadan vazgeçtim. Sonra da artık konuşmaktan da vazgeçtim diyor.
Yani emin olduğun şeyi niye tartışmazsın ki diyor Hazreti Bey. Emin olduğun şeyde sen tartışmazsın. Emin olmayan tartışır. Merak eder, üzerine gider. Mesele demek ki o kokunun üzerimizde yarattığı zevk ve teslimiyet. Onu duyan insandan korkmayın. Bir kere o kokuyu duymuşsa artık korkmayın. Tekrar tekrar o kokuyu duyacağı yerleri gezecektir mutlaka. Anlatabiliyor muyuz acaba? Var mı sormak istediğiniz? Hocam İslamiyet eşittir. Teslimiyet. Tabii İslam teslim demektir. Ve bir yerde haklılar. Her varlık hani bozuk saat bile günde iki kere doğruyu gösterir diyor. İnsan doğumda ve ölümde zaten teslimdir. Peki bunun dışında teslim değil mi? Hangi hadisede insanın gücü var ki? Mesela geçen hep söylüyorum, geçen gün bir filmde baktım. Ben seni korumaya söz verdiğim halde koruyamadım diyordu çocuğuna. Hasta olmuş çocuk. Ben seni korumayayım. Sen kimsin? Kimsin? Ne gücün var? Neyi koruyabilirsin? Neyi düzenleyebilirsin? En kudretle evladını eve kapatanların çocuklarının ne hale geldiğini görüyoruz. Onun için elinde bir güç olmadığını idrakten daha güzeli yoktur. Fakat senin söylediğin bir şey o kadar doğru ki. Hani bu ateist adamın söylediği laf. İslam teslimiyettir fakat mücadeleli teslimiyettir. İslam'la bütün tasavvufi, diğer tasavvufi yorumların farkı budur. İslam'da Hazreti Hüseyin gibi insan şerre hayır der, mücadelesini verir fakat sonucuna teslim olur. Onun için İslam bir yere oturup da her şeyi kabul etmek demek değildir. Reenkarnasyon değildir İslam. Reenkarnasyona inandıkları için Hintliler diyorlar ki ben şimdi fakirim ama gelecek gelişimde zengin geleceğim nasıl olsa onun için yatayım diyor. Dünyada yegane bedava hastane Hindistan'da bütün Hintliler hasta ve sakat. Yani akıl alır gibi değil çünkü hepsi diyorlar ki Allah beni iyileştirirdi. Yine sen mücadele vermezsen nasıl iyileştirecek? Mehmet Akif'in bir şiiri beni çok vurur. Diyor ki, İslam alemi eğer mücadele etmeseydi Kur'an manasını onların ufkundan çekerdi. Çünkü bizim dinimiz böyle kutsal bir din. Sonsuza kadar, bakın sizin buraya gelişiniz karda bir mücadeledir. Değil mi? Karda kaldım ki bilir nerelerden geldiniz. İşte bu mücadeleyi seviyor. Yani Allah ilmini dahi öğrenmek için mücadele etmen lazım. İçin ezeli nasibinde aşk vardır, ezeli nasibinde ilim vardır. Ama ortaya çıkması için sonsuz mücadele etmek gerekir. Onun için İslam mücadele ve sonrası teslimiyet demektir. Var mı sormak istediğiniz bir şey? Hocam o zaman gayrimüslim birisi otomatikman teslim olursa müslim olur. İşte mücadeleyle teslim olur. Tabii, tabii. Yani şöyle Müslümanlığın Kur'an'da bir tarifi var. Diyor ki üçlemiyorsa yani Allah'ın kul huvallahu ahad'deki anlatılanların Allah'ın sıfatları olduğuna idrak edip biliyorsa ve Hazreti Muhammed'in çok yüce bir peygamber olduğuna iman ediyorsa o insan hangi dindeyim derse desin Müslüman. Öyleyse iş mesele burada. Yani Allah'ı kalıbın içine oturtmuyorsa ve peygamberin varlığını kabul ediyorsa en yüksek peygamber olduğunu o zaman kendisi ne derse desin Müslüman. Ben bunu öğrendim. Mesnevi dersinde öğrendim. Ben bu ayeti çalıştık hocamla. Ondan sonra o akşam da eşimin bir toplantısı var ona gittim. Yanıma da bir Arjantinli adam düştü. Şimdi mecburen konuşacağım. Ne konuşayım? Dedim ki beyefendi siz dedim. Allah'ım dedim. Üçlüyor musunuz? Hayır dedim. Şimdi öğrendim ya satacağım o gün. Dedim ki peki dedim Hazreti Peygamber'e inanıyor musunuz? Dedim. Evet dedi. Öyleyse siz Müslümansınız dedim adama. O kadar şaşırdı ki ağzı o karışa çıkan. Bunlar çok sevdiğim bir şey. Yani çok zevkli bir şey. Buna iman etmekten daha zevkli bir şey düşünmüyorum. Ve buna iman edemeyen Müslüman var. Peygamberi tanımadığı için. Mesela geçen gün bir hanımefendi geldi. Allah bin kere razı. Çok hoş bir hanımdı. Çok, ben de soru sorulunca çok zevk alıyorum. Ama hiç tanımıyordu peygamberi. Hiç tanımadığı için sordu bana. Yani tanımadan peygamberi Müslüman olunmaz arkadaşlar. Çünkü Müslümanlık müessesesi Hazreti Muhammed'de tecelli eden marifetullah, ruhullah
ve Hazreti Muhammed'de tecelli eden hiçlik kulluk üzerine kurulmuştur. Yani o kadar yüksek seviyede Allah onda tecelli ettiği halde onun sabahlara kadar ibadet etmesi ve o kadar mütevazi olması ve kullukta en ileri olması, hiçbir şeyi bilmiyorum demiş. Mesela bu hurma, biliyorsunuz hurma dallarını aşılayalım mı diye soruyorlar, aşılamayın diyor. O zaman ölüyor hurmalar. O zaman diyorlar ki ya Muhammed siz dediniz, biz böyle yaptık, öldü. Ben diyor dünyanızdan bana soru sormayın diyor, burası çok enteresan. Bir kere burayı bir sadece bu hadise anlasam yeter dünyanızdan. Demek ki bizim başka bir dünyamız var, onun başka bir dünyası var. Şimdi buraya bakalım önce. Biz onun dünyasına girmeye çabalamak lazım. O mühim. İkincisi, branşlaşmaya, hürmete yönlendirmiş bizi. Her şeyi birbirine sorunuz ayetine bizi yönlendiriyor. Ahmet Er-Rıfai diyor ki, peygamberin bir şeyi bilmemesi söz konusunda iyi olamaz. Bilmiyorum demekten zevk alırız diyor. Arkadaşlar, biz de her şeyi biliyoruz ya. Her şeyi. İşte bu haddimizi aşmak akılsız olduğumuzu gösteriyor. Zira peygamberin aklı dahi Sidre-i Müntaha'da ben gidemem yanarım dedi. Haddini bildi. Ama ben bilmiyorum haddi. Bunu anlatmaya çalışıyor peygamber bize. Onun için onu tanımadan Müslüman olmanın teslimiyetin zevki katiyen yaşanamaz. Buyurun efendim. Hocam bilmiyorum demek bir nevi nefis terbiyesi değil mi? Evet. Ne güzel. En güzel nefis terbiyesi. Evet. Böyle tam Yunus en da, yerde. Evet. Yunus da senelerdir bilmiyorum demiş. Evet. İlk verdiği evet. Yer çok. Ay ne güzel söyledin. Bazen de bizim ne kadar cahil olduğumuzu Hazreti Yunus anlatmış. Mesela çıktım erik dalına, orada buldum üzümü diyor. Aa ne demiş diye de merak ediyorlar. Benim bir arkadaşım dedi ki ben edebiyat öğretmeni. Ben Yunus'u çok iyi biliyorum dedi. Ben de bunu sordum. Bir yandan sana dedim, çıktım erik dalına, orada buldum üzümü. Onu bilmiyorum dedi. Bilemiyoruz. Aslında o çok güzel bir şey. Yani Yunus Emre Hazretleri buyuruyorlar ki, ben şeriatla başladım işe. Erik şeriattır. Çünkü erik çok lezzetli bir meyvedir ama ortasındaki çekirdeği büyüktür. Yani yediğiniz kısım azdır. Yani şeriattan Allah'a ulaşmak zordur, onu anlatmayayım. Ama o yolda üzümü buldum diyor, üzüm tarikattır. Üzümün çekirdeği artık hiç yok gibidir, baştan aşağı lezzettir. Ama sonra cevizden bahsediyor, ceviz hakikattir. Çünkü ceviz baştan aşağı vitamindir ve hiç çekirdeği yoktur. Ve de kabuğunu kırmadan içini bilemezsiniz. Onun için yani her yerdeki tecelliden Allah'a gidilir. Yeter ki bir bilen bize öğretsin mesela. Anlatabiliyorum. Evet. İnanmayanlara gelince bunlar bir kokusundan tiksindiği, onun ne rengine ne rayasına tahammül edemediği için bir yerde gül kokusu duydu mu tersine dönüp bayılan cal adlı böceğe benzerler. Nitekim öyleleri de vardır ki beyinleri seslere dayanmaz. Bunlar hatta sevinç ve zafer davullarının seslerini bile duymaya tahammül edemezler. Böyleleri için davul sesleri şöyle dursun, en küçük ve yumuşak sesler bile beyin sarsıntıcı olur. bazıları nasipsizdir. Allah onların kalplerini mühürlemiştir. Benliklerin en önemli hareket aslında hocamın dediği gibi İslamiyet bir hareket. Ama en önemli hareket de kendi içsel hareketiniz. Benlikleriyle içlerindeki hareketi pasifize ediyorlar, hareketsiz kalıyorlar aslında. Böylelikle kendi kötülükleriyle besleniyorlar. Benim burada aklıma direkt Ebu Cehil geldi. Çok güzel. Bu pasajda. Dün bana şöyle bir şey sordular derste. Dediler ki bu hayvanlar niye var? Niye bu hayvanlar? Bakın her hayvan bize kendimizin bir güzel ya da çirkin tarafını göstermek için. Bakın cal böceğinden bahsediyor burada. Gül kokusu olan peygamberin kokusunu duyduğu zaman düşüp bayılan ve ters dönen, yani neredeyse ölecek. Öyle bir böcekten bahsediyor. Bu böcek gibi yüzlerce insan var.
Onlara peygamberden bahsedince tüyleri diken diken oluyor. Ve ben öyle baktığım zaman, yani iyi ki bana anlatmış hakikatini, yoksa benim de bunlardan hiç farkım kalmazdı diye düşünüyorum. Tek düşündüğüm bu. Çünkü o açmazsa manasını, o manasıyla bize tecelli etmez, tenezzül etmezse hiçbirimiz onu idrak edemeyiz. Demek ki dışarıdaki her varlık bizim bir çirkin ya da güzel yanımızın tam tecellisinden başka bir şey değildir. Onun için bu alemde her şey lüzumludur. Mesela insanlar yılandan deli gibi korkarlar ama bir başkasını soktukları zaman sözleriyle kendilerinin yılandan hiçbir farkı olmadığını idrak edemez. Aslandan kaçarlar, birinin sözleriyle paralarlar ama o zaman kendimizin aslan gibi herkesi paraladığını düşünmezler. O halde dışarıda görüp kaçtığımız her şeyin bizim huylarımız olduğunu idrak edemeyiz. Hiç sokmayalım dediğimiz an sokarız karşımızdaki maalesef. Öyleyse bütün yaratılmışlar bize kim olduğumuzu öğretmek için var. Hemen bir örnek vereyim. Ahmet Erfai Hazretleri, canım sultanım, yeni mürid olmuş biriyle bir Ramazan gecesinde, yeni mürid olmuş zengin bir adamcağız, onu iftara davet etmiş. Tabii demiş, hiç reddetmezler. Beraber gitmişler. Adam yeni mürid ya, tam olamamış herhalde. Kapı açılıp da çocuklar babacığım filan deyince oruçlu da mürşidinin kapının önünde unutmuş, kapıyı da güm diye kapamış. O düşünebiliyor musunuz yani olanı? Ve içeri girmiş, iftarını yapmış, rahat rahat, zevkli zevkli, teraviye gitmek üzere kapıyı açtığında Hazreti Pir'i kapının önünde beklerken bulmuş, düşünün top atılmış. Teraviye kadar Hazreti Pir beklemiş orada, açmıyor. Onun üzerine yani adamın halini bir düşünün, ben ölmek daha iyi diye düşünüyorum şu anda. Öyle bir halde beni affedin demiş. Diye camiler faiz demişler ki, ama ne oldu demişler, şurada şaşırdık demişler. Sen bizdeki Allah'a karşı sadakati bir köpekten daha mı az sanıyorsun? Ben yapanın Allah olduğunu idrak edemiyor muyum sanıyorsun? Burada beklememi isteyen Allah'ım olduğu için ben bekledim. Şimdi gidelim namazımızı kılalım, teravihimizi kaçırmayalım. Dönüşte burada gene yemeğimi yerim, korkma. Yani bir insan-ı kamil, sadakatle temsil edilen köpekten çok daha üstün bir sadakate sahip olduğunu köpeği örnek vererek gösteriyor. Demek ki bir örnek lazım. İşte o örnek hayvanlardır. Anlatabiliyor muyum söylemek? Burada bir şey daha anlatacağım. En etkileyen Mesnevi'deki olaylardan biridir. İlla mı bir felaket gelmesi lazım ki biz bütün düşmanlarımızla bir araya gelelim. Türkiye'de böyle bir felaket gelince birleşiyoruz hemen. Bakın bir muazzam bir fırtına çıkmış, adamın biri bir şeyin içine girmiş, mağaranın içine, o karanlık gece yarısı, ay neyse Allah'ıma çok şükür ısındım demiş, ayağının altında da bir sıcaklık var, ayaklarını onun üstüne de koymuş, şöyle elini de dayamış, uyumuş. Sabahleyin bir açmış gözünü aydınlıkta, ayağındaki yılan, yanındaki aslan, yani bütün düşmanlarıyla fırtına gelince aynı mağaranın içine girmiş, onları da dost kabul etmiş. Hale bakın arkadaş, onun için niye başımıza sıkıntı geliyor diye sormayalım. Düşman gördüklerimizle bir araya gelmek için geliyor sıkıntı. Farklı isimler bir anda birbirini sevmeye başlarlar o sıkıntıyla. Onun için Allah bizi her şeyle terbiye eder, şükredelim. Biz inşallah şu hikayeyi de söyleyeyim çok. Sevdiğim hikayeleri sıraladım böyle arda arda. Geçen gün bir öğrencime söyledim, epeydir derslere gelmiyordu, bunu hatırlattım. Adamın bir tanesi ateistmiş, yanındaki kölesi de Müslümanmış. Adam hamama gitmek üzere yola çıkmış, köle de demiş ki, efendim siz hamamdayken ben camiye gidersem beni affeder misiniz? Ederim demiş, ama demiş hemen demiş, gir çık. Fakat adam yıkanmayı bitirmiş, uzun uzun çıkmış ki köle yok ortalarda. Caminin kapısına dikilmiş, içeri bağırmış, köle çık dışarı diye. Efendim demiş, çok istiyorum ama çıkamıyorum demiş. Niye demiş, bırakmıyorlar demiş. Ne demek bırakmıyorlar deyince, kim bırakmıyormuş seni? Sen benim kölemsin, seni kim bırakmıyor? Hani demiş, sizi içeri sokmayanlar var ya demiş, onlar beni dışarı bırakmıyorlar. İşte onun için, onları içeri sokmayanlar.
Onlara duyurmayan kendi nefisleri var. Onları da olduğu gibi kabul etmek lazım ve dua etmek lazım. Onlar da bizim aldığımız zevci alsınlar diye. Abdülkadir Geylani Hazretleri diyor ki, öbür alemde bu hiç sevk almayan gönülleri mühürlülerden özür dileyeceğim diyor. Diyeceğim ki diyor, keşke siz de benim kadar zevk alabilseydim. Affedin. Ben çok mutlu yaşadım. O zevki siz tadamadınız. Beni affedin diyeceğim. Düşünün arkadaşlar. Evet. Hocam bir şey söyleyebilirim. Tabii. Maneviyattan zevk alırken bu sefer maddiyattan zevk almamaya başlıyorsunuz. Orada bir sorun çıkıyor. Bu bir devredir. Maneviyattan zevk aldığımız ilk devrelerde maddiyatı bırakırız. O güzel bir devre. Sonra tekrar maddiyata dönmek lazım. Peygamber Miraç'a gidip tekrar dönüp bizim gibilere dayandı ya. Biz de dönüp mecburen madde hayatından vazgeçmeden Allah'la beraber olmanın zevkini yaşayacağız. Çünkü Müslümanlık bu demektir. İki alemi birden idare etmek. Birinden koparak Müslüman olunmaz, mümkün değil. Evet. Halbuki nebilerle velilerin esrar aleminden getirdikleri gül kokularıdır. Söyledikleri sözler ise türlü sazlardan yükselen musikilerdir. İnanmayanlar işte bu kokudan anlamayan, bu sesleri duymayanlardır. Onlar beşeriyet ve tabiat kesafeti içinde dünya işlerinden baş kaldıramayan ve ruhları mana alemine açılmış pencerelerden mahrum olanlardır. Bunun içindir ki kendilerini hak, hakikat ve mana alemine davet edip ferahlatmak isteyenlerin nasihat ve çağrışlarını aldırmaz, onların musikilerine kulak tıkar ve nuruna göz yumarlar. Bu tasavvuflardan biri şöyle söylüyor. Yeryüzünde bütün olanlar birleşseler bana nefsimin yaptığı kötülüğü yapamazlar. Ahmet Arifai Hazretleri'nin bir sözü var. Bir insan kördür, anlayamaz, idrak edemez ama bu insan bu alemdeki körlüğünden öteki alemde daha da şaşkın duruma düşecektir. Çünkü yaptıkları iş onları boğar ve hidayet yolunu tıkar. Bu nuru göremezler. İbadetle meşgul olanlar da ibadetlerinde kendi ibadetlerini gördükleri için yolları tıkanır. Yalnızca Allah'ı görenlerden gerçek dost olur. Ne güzel, ne güzel. Ne kadar doğru. Hakikaten inşallah bu manayı idrak edenlerden biri olalım. Edemeyenlere de yalvaralım, dua edelim. Çünkü yavaş yavaş inşallah hakikat zevki herkese doğru yayılır ve herkes onu idrak eder. Ama düşünün, eğer herkes sizin fikrinizde olsa o zaman biz öbür alemden niye geldik ki? Çünkü orada zaten birliğin içinde hiç farklılık ve birbirine ters düşme yoktu. Mühim olan zıtların birbirini kabul ederek Allah'a varması. Yani farklılıkları hoş görerek, farklılıklarda Allah'ın isimlerinin tecellisini görerek. Yani çok kuvvetli bir resimde çirkin taraf da olur, güzel taraf da olur. Ama resmin bütünüyle büyüsü çok önemlidir. İşte biz birer resimiz. Ve bütünüyle güzel olmayı becerebilmek lazım. Mesele orada. Onu anlatmaya çalışıyoruz. İnşallah anlayabilirim. Onlar Kur'an-ı Kerim'in Araf suresinin tarif edilenlerdir. Ulu Allah bu surenin 179. ayet-i kerimesinde buyuruyor ki, biz nice cinlerle nice insanları cehennem için yarattık. Onların kalpleri vardır, anlamazlar, gözleri vardır, görmezler, kulakları vardır, işitmezler. Onlar dört ayaklı hayvanlar gibi, hatta onlardan daha sapıtmışlardır. Onlar gerçekten gaflette olanlardır. Şurada bir şey söyleyebilir miyim izin verirsen? Şimdi tabii ki öbür alemde de çok mühim bir şey söyledin. Bu alemde kör olan öbür alemde şaşıracaktır. Burası çok önemli. Çünkü bu alemde ahiretini tanımayan insan öbür alemde zaten o ahirete gidecek. Ahiret içi demek. İçindeki Allah'a ait hakikat demek. Ondan bir haber olan insan o öbür aleme gittiği zaman, öbür alem içi, içine gittiği zaman hiç tanımamışsa, o zaman hiç tanımadığı bir yere atılan bir insan gibi olacak. Ne kadar garip hisseder kendini ve ne kadar mutsuz hisseder. Hiç bilmediğiniz bir ülkeye gittiğinizde ne kadar garip hissedersiniz. O zaman işte diyecek ki yok mu bir tanıdık.
o ahirete ait bir tanıdık arayacak. Her şu hikayeyi anlatmıştı Allah rahmet eylesin Konyalı Mehmet amcam. Adamın bir tanesi gitmiş öbür aleme, Allah sormuş, hiçbir evliya tanıyor musun? Hayır demiş adam. Evliyayı tanıyanı tanıyor musun? Hayır demiş adam. Tanıyanı tanıyor musun? Galiba bir isim duymuştum demiş şöyle. Git cennete demiş. Yani ahiretle ilgili bir tek kişiyle bile ilgi kursak ahiret hakkında fikir edinebiliriz. Mesele burada. Acaba anlatabiliyor muyum söylemek istediğim? Demek ki kendim bilmiyorum, tanımıyorum, o halde bilene yanaşayım. Çünkü oraya gideceğim ve bu ömür şu kadar bir şey ama bunun sonucunda bir sonsuzluk var. Sonsuzluk hakkında bu kadar cahil olarak gidersem kendimi felaket bir yerde bulurum. Mesele bundan ibaret. Yoksa Sami annenin dediği gibi ölüm bu odadan öbür odaya geçmektir. Başka bir yerde de şöyle demişlerdi, güneşin buradan batıp öbür tarafta doğmasıdır. Ben intihar edenler için çok üzülüyorum. Çünkü onlar kurtuluş için intihar ediyorlar. Halbuki bu alemde kurtuluşa ermeyen öbür alemde asla eremez. Onun için kurtuluş bu alemdedir. Bu alemde cenneti tanımayan öbür alemde cenneti idrak edemez. Bu alemde Allah'a karşı kör olan öbür alemde kör olur. Yani arkadaşlar ne kadar maneviyatın içindeyiz dersek diyelim, ben görüyorum hemen maddiyata atlıyoruz şurada bile. Çünkü biz daha bakabiliyoruz buradan. Hemen maddiyata hakim oluyor. Hani onun için Allah bizi bu maddiyat kalıplarından korusun ve kurtarsın. Dışarıda ilişkide de olsak içimizde olmayalım inşallah. Ayet-i kerimede de söylendiği gibi içimizde bir sürü cin vardır. Bu cinler bizim negatif enerjilerimizdir. Ateş gibi olanlar, kötü huylarımız, negatif enerjilerimiz. Kötü huyun, ateşin yeri ateştir, cehennemdir. İyi huyun, güzelliğin, cemalin, nurun yeri cennettir. Öyleyse içimizdeki negatiflikleri yok edelim, ateşleri yok edelim ki cemale kavuşalım. Mesela orada. Var mı sormak istediğin? Ben bir şey sormak. Buyurun efendim. Efendim bu insanı kamil bu dünyada faydalandık. Teşekkür ederim, sağ olun. Öbür alemde yanımızda mı? Tabii ki. Ama şöyle yanımızda. Yani bizim kusurlarımızı o affedecek diye bir şey yok ortada. Ama onun ilminden soru sorulacak bize. Yani şimdi biz öbür alemde sorumlu olduğumuz şey mürşidimizin bize öğrettiği ilimdir. O ilmiyle bizim yanımızda olacak. Yani onun ilmi bizim yanımızda olacak. Ve onun ilmi bizi kurtaracak. Şefaat denen şey de budur zaten. Anlatabiliyor muyum? Bir şey söyleyeceğim. Siz öğretmen olarak çok güzel ve şeysiniz, samimi, kırmadan hep cevap veriyorsunuz. Ama bazı öğretmenler kırıcı olarak öğretiyor. Yani nedir bu? Çok basit. Bazı sınıflarda bazı öğrenciler yumuşak muameleyle dersi öğrenirler. Bazı öğrenciler İlla sert muamele isterler. Hatta ben işte öğretmenliğe başladığımın böyle bir 10. 12. senesinde gittikçe çocuklar bozulmaya başladılar. Ve ben öyle bir karar aldım. Ben bu sene sert bir öğretmen olacağım diye. İşte astım, kestim filan sınıfa girdim. Bir gün bir öğrencimin yanında oturuyorum. Sözlü yapıyorum. Kaşlarım da çatık. Yanımdaki kız dedi ki hocam dedi burada iki kimya öğretmeni var. İkincisi de sizin kadar yumuşak mı dedi. Yani bu kadar hava attım hiç bir şey olmamışım. Demek ki insan özü değişmiyor. Herkese ne lazımsa herkes ona doğru yönelir. Kimisi daha sert öğretmenim oğlum çok sert hoca sever mesela. O daha kırıcı hocayla daha zevkli ders öğreniyor. Onun için o da lazım, ben de lazım. Değil mi efendim? Biz lazımız bu. Evet. Bir şey soracaktınız galiba. Buyurun. Hocam bu dünyada herhalde nefisle ruh terazisini çok iyi ayarlamamız gerekiyor. Kesinlikle. Denge zaten İslam denge demek. Hep sırat-ı müstakim için özel olacağız. Mesela eşimizi seveceğiz, sırat üzere olacağız. Her şey olabilir diyeceğiz. Çocuğumuzu seveceğiz, sırat üzere olacağız. Aşırıya gittiğiniz an felakete, cehennem kuyusunun içine batarsınız.
dostunuz, arkadaşınızı seveceksiniz ama bir yerde bir açık bırakacaksınız. Her şey gelebilir. İnsana yalnız zararın gelmeyeceği tek şey, tek yer Allah sevgilileridir. Onun dışında herkesten, en yakınımızdan bile zarar gelir. O bakımdan herkese mesafeli ve denge üzere olmak. Ben de gireyim senin sahana, yanında seni bulunca tabii o kalalık edeceğiz biraz. Eflatun'un bir çok güzel yorumu var. Diyor ki, akıl aramacı yap. Ama buradaki klasik akıl sizin bahsettiğiniz akıl değil, külli akıl. Yani Allah'ın idrakini aramacı yap. Bir tarafın şehvet olsun. Bir tarafın ahlak olsun. İkisinin ortasında idrak varsa o araba doğru yürür diyor. Yani hiç şehvetsiz olmak değil. Şehvet istek sahibi ol. Hiç şehvetsiz olana soğuk, ahmak denir. Yani hiçbir isteği olmamak. O zaman hiç, yani ben manevi yolda da ilerlemeyeyim, boş ver, böyle kalayım, odur. Ama öbür tarafta ahlak varsa o şehveti dengeler, aşırıya kaçırmaz. Çünkü manevi yolda ilerlemekte bile benlik girerse Allah korusun nurani hicap olur. Yani adam ben senden daha ileriyim çok şükür, ben biliyorum derse, hep anlatıyorum ya, Mısri Niyazi Hazretleri alimlerin en yücesi. Bence hakikaten tasavvuf alanında devrinin İbn Arabi'sidir Mısri Niyazi Hazretleri ve tasavvuf mutlaka onunla başlar, onunla biter. Mesnevi gibidir divanı. Çok önemli. Mısri Niyazi Hazretleri gibi bir alim sonunda kendine ilk defa bir mürşit buluyor. Mürşide de Ümmü Sinan Hazretleri. Bilmeyen bir mürşide, yani onun kadar bilgisi olmayan bir mürşidin önünde iniyor. Bu benim mürşidim, çok beğendim diyor. Bundaki ilim bende yok diyor. Yani o Musa gibi Hızır'ını buluyor. Ama Hızır öne geçip diyor ki Ümmü Sinan Hazretleri, Mısri'yi sen geç de namaz kıldır diyor. Niyazi Hazretleri namaza geliş. Hayır pardon. Ümmü Sinan Hazretleri imamlığa geçiyor. Mısri Niyazi Hazretleri de arkada. İlk girdiği gün. Namaz başlıyor. Diyor ki ben ondan iyi kıldırırdım diyor içinden. Alim ya. Ben diyor çok iyi hocamı çok bayılıyorum, çok seviyorum. Ondan iyi kıldırırım. İşte orada bir. Hemen Hazret durduruyor namazı. Buyur oğlum sen kıldır diyor. Düşünün, içinden geçirmiş sadece. Düşünün. Ondan sonra tabii Bursa'da geçiyor bu olay. Bursa'da Ulu Cami'de hutbe verilecek. Ümmü Sinan Hazretleri diyor ki Ramazan hutbesini sen ver diyor Ümmü Sinan Hazretleri. Ama diyor hutbe bittikten sonra kolunun altına bir ekmek al diyor. Herkesin içinde o ekmeği ye diyor. Anlıyor tabii Ümmü Sinan Hazretleri hatasını. Hemen bir güzel orada harika bir sohbet yapıyor. Yani halk hüngür hüngür ağlıyor orucun hakikatiyle ilgili. Sonra da tabii hocasının emriyle alıyor ekmeği herkesin ortasına yiyince. Bunu halk dövmeye başlıyor tabii. Çağırın mürşidini diyorlar. Mürşidini çağırıyor. Diyor ki ya böyle bir eşeklik mi yaptı diyor. Atın dip kapalıya diyor. Atıyorlar. 40 gün orada kalıyor. 40 gün. 40. gün gelmiş Ümmü Sinan Hazretleri demiş ki iyi misin oğlum? İyiyim efendim diyor. Özel bir 40 gün daha kal demişler. 80 günün sonunda soruyor nasılsın oğlum diye. Siz bilirsiniz efendim deyince çıkıyor. Her hapiste kaldığı gün için bir koyun kesmişler. Pehlivan Hazret. Ama şunu söylemeye çalışıyorum ki sonradan mürşide öldükten sonra da ne zaman ben dese kendini 40 gün kapatırmış şeyin içine. Öyleyse arkadaşlar bu böyle bir imtihandır. Onu söylemeye çalışıyorum. Benlikten vazgeçecek. Harekani Hazretleri diyor ki gerçek derviş kapının eşiğinde oturur. Herkes üstüne basar geçer. Mürşit de suratına bile bakmaz. O ben Allah'ımın yolundayım der. İşte o dermiştir. Hangimiz yapabiliriz bunu arkadaşlar? Bununla beraber bu hikaye uzundur. Biz o gafilleri bir yana koyup yine Hazreti Muhammed ile Hazreti Ayşe'nin sohbetine geri dönelim.
Bu sohbet Hazreti Muhammed mezarlıktan dönüp de Hazreti Ayşe'nin yanına geldiği zaman başladı. Hazreti Ayşe Resulullah'ı görünce hayretler içinde kaldı, koştu. Onun yanına geldi, eliyle üzerini yokladı. Yine hayretle yüzüne baktı. Sakalını, sarığını, yakasını, göğsünü elleriyle okşadı. Hazreti Muhammed sordu. Ya Ayşe, üzerimde böyle hararetle aradığın nedir, neyi merak ediyorsun? Hazreti Ayşe cevap verdi. Ya Muhammed, bugün gökyüzünü iri bulutlar kapladı ve yağmur yağdı. Elbiseni onun için yokluyorum. Fakat ne garip bir şey ki sen ıslanmamışsın. Hazreti Muhammed yine sordu. Ya Ayşe, semada bulut ve yerde yağmur gördüğün zaman senin başında nasıl bir örtü vardı? Ayşe, senin ridanın başörtüsü yapmıştım dedi. O zaman Resulullah buyurdu ki, ey temiz gönüllü Ayşe, senin gördüğün rahmet, dünya göklerinin yağmuru değil, gayb aleminin rahmetidir. Allah sana, senin temiz bakışlarına şükret, mesrur ol, hamd ve senalar eyle ki kendi öz rahmetini göstermiş. Öyledir, nice gözler vardır ki bulundukları ve yaşadıkları dünyaya yağan rahmeti görmez, nice temiz ve ilahi ışıkla aydınlanmış bakışlar da vardır ki Allah aşkıyla yanmış susuz bağırları, bağırlar için esrar alemine yağan yağmurları görür. Peygamber Efendimiz'den bahsettiğimizde çok benzetmeler yapıyor ama bunlardan biri de ayna gibi olduğu. Bizler çocukluktan itibaren aslında model olarak öğreniyoruz. İlk önce anne ve babamızı, öğretmenlerimizi model alıyoruz. Yine Wolfgang Goethe'nin bir sözü var, diyor ki insan insanı insanda tanır diyor. İnsan insanın aynasıdır diyor. Biz ne kadar Muhammedi ahlaka yaklaşırsak o kadar güzel örnek oluyoruz aslında çevremize. Biz de bir tür ayna görevi görüyoruz. Benim buradan çıkarttığım sonuç, Allah görmeyi nasip etsin. İnşallah. Evet. Aslında şu anda da bütün bu yağmurlar yağıyor. Zaten zevk aldığımız her yer rahmet yağmurunu idrak ettiğimiz zamanlardır. Ancak Allah'la ilişki kurulunca ve peygamber vasıtasıyla bunu hissediyoruz. Burada çok önemli iki mesaj var. Birincisi, peygamber olmadan rahmet yağmurunu görmek mümkün değil. Hatta o olmadan kelimesi de eksik. Onun manasını idrak edip, onun manasını yaşamadan rahmet yağmurunu göremeyiz. O yüzden de sıkılırız, uyuruz. Rahmet yağan yerler bize sıkıntı verir. Ama mana ehli insan da oraya koşarak gider. Neden? Çünkü orada üstüne yağan rahmeti idrak eder. Mesela annemin bir sohbetini dinlemiş bir hanım. Eve gelmiş, kocası sormuş, bugün ne öğrendin, hadi anlat. Demiş, vallahi hiçbir şey bilmiyorum. Ama bir şekerler yedim ki zevk içinde geldim. İşte bu sohbetlerin gayesi bir şey öğretmek değil, İçimizde o perdeleri açmaktır. Baştan aşağı şeker gibi olmaktır. O kadar şekerleşiriz ki herkes de bize o şekeri görür. Annem hep anlatırdı, bir hanımefendi doğuştan felçliymiş. Fakat kocası, çocukları, etrafı dört dönermiş insanlar. Hiç bırakmazmış onu. Annem de merak edip sormuş, niye sizi bu kadar seviyorlar deyince, tatlı suyun başı kalabalık olur kızım demiş. Demek tatlı su olmanın yolu kendi hakikatiyle ilişkiden geçer. İnsan kendi özünü, kendi hakikatini, cüzü külü olan ihtiyacını hissederse o zaman baştan aşağı tatlılık onda zuhur eder. Etrafta olanlar. Burada son olarak bir şey söylemek istiyorum. Kilisedeyim. Bana dediler ki şu haç dediler. Yani biz niye hacca bu kadar itibar ediyoruz? Nihayet peygamberimiz buraya gelmişler, mahvetmişler. Biz niye bunu boynumuza taşıyoruz deyince ben dedim ki siz o peygamberinizin getirdiği hacca itibar etmiyorsunuz. Siz Kur'an-ı Kerim'de Hazreti İsa için söylenen ayete itibar ediyorsunuz. Ne demek bu dediler. Allah Kur'an-ı Kerim'de buyuruyor ki ya İsa, ben sana bir sürü lütuflarda bulundum. Dolayısıyla namaz kıl ve zekat ver. Namaz kılmak ibadetlerin en yücesidir ve teke tek Allah'la irtibattır. Çünkü namaz Miraç'la son bulur. Hakikatiyle kılındığı zaman. Miraç
İnsanın yukarı doğru yöneldiği dikey bir ibadettir. Burada yukarıdan kasit, şeklen yukarılık değil, manen yukarılığa yöneldiği dikey ibadettir. İnsan Allah'la irtibatını o dikey ibadette arttırırsa o kadar şekerleşir ki bu halini zekat gibi etrafa yayar. Yani o kadar güzelleşir ki bütün insanlık alemi ondan bir şey öğrenmek için onun huzuruna koşar. İşte bu da yatay bir ibadettir. Dolayısıyla İsa ve Hacca bir arada anılması bu dikey ve yatay ibadetlerin Hazreti İsa'da tecelli ettiğinin delilidir. Dedim, o kadar şaşırdılar ki üç kiliseye daha çağırdılar beni. Bunun hakikatini anlatır mısınız diye. Çünkü Hristiyanlık ilimle ilim olmadığı için İncil'in içinde insanlar sorularına cevap arıyorlar. Buradan bir şey daha çıkıyor ki biz ne kadar talihli bir dine sahibiz ki aradığımız bütün ilimler birebir Kur'an-ı Kerim'in içinde. Bütün ilim. Fizik, kimya, matematik. Bugün bilgisayar sistemi. Her şeyin birden ibaret olduğunu biz Kur'an'dan öğrendik. Sadece bir olduğunu ve birin tekrarından ibaret olduğunu. Bugün bütün bilgisayar sistemi birin üzerinde kuruluyor. Demek ki her şey Allah'ın tecellisinden başka bir şey değil. İşte o tecelli dimdik kâmette olursa ve tek olursa Elif oluyor. Biraz daha bize benzerse B oluyor. İşte daha fazla olursa dal oluyor. Yani Allah her bir tecellisinde farklı bir harfin zuhuruna sebebiyet veriyor da onlar da bizde aşikar oluyor. Öyleyse her şey Elif'ten ibarettir. Elif'in çeşitli farklı yazılımlarından. Her şey birden ibarettir. Birin tekrar tekrar tecellilerinden. Bunları anladığımız zaman zaten bu konuyu tamamen anlamış oluruz. Görünen her şey Allah'ın görüntüsüdür ve hayaldir. Hakikatini biz göremiyoruz zaten. Var mı sormak istedim? Buyurun canım. Hocam siz İsa'yı şey aklıma geldi. Pozitif düşüncede de artı işareti var ya. Onu çember yaptığınız zaman bütün madde ve mana alemini birlemek kesinlikle doğru. Kesinlikle doğru. Pozitif enerjiden Allah bizi ayırmasın. Evet, onu şey yaptık. Ama illa yanında negatif de olsun. Ki dengeleyebilelim. Değil mi? Evet hocam. Zıttıklarıyla öğrendim. Evet. Negatif olmadan atom bile olmaz. Sırf pozitif olunca atom denmiyor. Negatif ve pozitif bir arada. Bir şey daha sormak istiyorum. Sahabeleri falan anarken radıyallahu anh ya da anha diyoruz. Musa aleyhisselam, İsa aleyhisselam, aleyhisselam. Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem. Evet. Bunu açıklar mısın? Şöyle bir hikayeyle size açıklayayım bunu. Hazreti Peygamber demiş ki, benim sahabem ulul-i azim peygamberlerin hakikatidir. Hazreti Musa çok kızmış. Demiş ki senin sahaben nasıl bizimle aynı seviyede ya da bizim hakikatimiz olabilir? Çağırın Beyazıt-ı Bestami'yi demişler, çağırmışlar. Hazreti Musa sormuş, kimsin? İşte adım Beyazıt, babam şu, teyzem şu, enişten bu. Yarım saat anlatmış Beyazıt-ı Bestami. Hazreti Musa bir de Celalli Sultan demiş ki niye bu kadar uzun uzun konuşuyorsun, deli misin sen demiş. Demiş ki Beyazıt-ı Bestami Hazretleri, ya demiş, ya Musa. Sen Allah'la konuşmaya başladığında Allah sordu, elindeki nedir ya Musa? Yarım saat anlattın, asamdır bunlar. Neden? Allah'la konuşmanın zevkinden kesemedin. Ben de burada koskoca bir ulul-i azim peygamberle beraberim, keser miyim sözü demiş. Vallahi doğrusun Muhammed demiş. Görüyorsun ya, peygamberde bir tamamlanış vardır. Peygamber bütün ilimlerin en yüksek seviyesidir. Ahlak ve ilim peygamberde tamamlanmıştır. Peygamberden sonra gelen velilerde o tamamlanışın tecellisi vardır. Anlatabiliyor muyum? O bakımdan farklı söyleyeyim. Var mı başka soru efendim? Çok teşekkürler ediyoruz. Sağ olun. Allah razı olsun. Canlı adım.